İnsanlar doğal ya da doğal olmayan nedenlerle ölürler. Normal yaşam süresini tamamlamış ya da bir hastalığı olan kişilerin ölümleri doğaldır. Bir dış etkenin rolü ya hiç yoktur ya da önemsizdir. Ve %50 ile 60'ı kalp ve damar hastalıkları yüzündendir. Sıklıkla rastlananı miyokard enfarktüsüdür. Doğal ölümlerin önemli bir kısmında başlangıçta ölümün nedeni, mekanizması ve orijini bilinmeyebilir. Profesyoneller bunları beklenmedik ölüm, kuşkulu ölüm ve ani ölüm şeklinde tanımlar. Bir sürü kişinin gözleri önünde, üzerinde giysileri, başında peruğu, yerde cansız yatan 27 yaşındaki Sude Şen'in kalbinin aniden atmaktan vazgeçtiği ortadaydı da onu durduranın ne olduğunu anlamak pek kolay değildi. Çünkü az potasyumdan çok potasyuma, vücut sıcaklığının düşmesinden yükselmesine ya da alınan bir ilaca ya da yasa dışı maddeye bağlı olarak kalbi durduran onlarca neden vardır. Kısacası genç kadının ölümü aniydi ve hiç beklenmiyordu. Ailesi ısrarcı olmasaydı dahi ölü defin iznini imzalayacak hekim bulunmayacağı, savcının da otopsi isteyeceği muhakkaktı. Yavuz Baykan, Şaziye Baykan, maktulün anne ve babası. Başınız sağ olsun. Sude tek kızımızdı bizim. Sizin için çok zor olduğunu biliyoruz. Ama polis çağrılmasını istemişsiniz. Bunun özel bir sebebi var mı acaba? Biliyordum başımıza bir gün bunu geleceğini. Biliyordum. Lütfen neden şüphelendiğinizi anlatır mısınız? Ona anlatmaya çalıştık. Uzak dur bu insanlardan dedik. Ama dinletemedik. Biliyordum böyle olacağını. O zavallı kızcağızın başına da aynı şey gelmişti. Kim bu bahsettiğiniz? Mankendi o da. Sude ile birlikte çalışırlardı. Pars mı ne halsa ikisi de onun kış defilesine çıkmıştı birlikte. Sonra ne oldu kıza? Kızı beni alıştırmışlar. Gencecik yaşında kalpten öldü. Aşırı doz deyip üstünü kapamaya çalıştılar. Bu defa bu kadar ucuz kurtulmalarına izin vermeyeceğiz. Kızımızın ölümüne ne neden olduysa ortaya çıkmasını istiyoruz. Bırak bu işi dedim. Uzak dur bu insanlardan dedim. Ama dinlemedi beni. Bu dünya çok acımasız. Zavallı kızcağız canından oldu. Ne gerek var? Niye bu kadar inat ediyorsun? Niye bu kadar taktın? Bir anlasam. Annen doğru söylüyor. Bilmediğimiz, tanımadığımız bir dünya. Ya onun yerinde sen olsaydın? Baba, billur kullanıyordum. Benim hayatta işim olmaz. Kullanmam ben öyle şeyler. Kullanmam demek de olmuyor kızım. Alıştırıverirler yavaş yavaş. Bak, şu çok güzel, şunu da kullan. Daha süper olacak derken bir bakmışsın bağımlı olmuşsun. Ölen kız da durduğu yerde başlamadı ya. Ben onun gibi değilim baba. Kanmam ben o yalanları. Rahat olun artık. Boşuna endişeleniyorsunuz.